Gelsene o kızlar, koşun. Ayşegül koş, Hülki Hoca geç kaldı, affetmez. Ay, ne dikkatsiz şeysin ya. Ay çok özür dilerim Ayşegül, ne de sen haklısın. Senin yüzünden bu güzelim gömleğim mahvoldu. İzin ver de sileyim. Sakın dokunma. Şimdi dokunursun çıkmaz şimdi parmak izin. Bir daha da giyilmez bu gömlek. Ne yüz veriyorsun şuna? Bir şey olmadık, sadece çarpıştık ve düştük. Ne? Yok artık. Ne var, ne sırıtıyorsun? Helal olsun Ayşegül, biliyordum Tüçe'nin yaptıklarını yanına bırakmayacağını Çak. Ne bu laubalilik? Ayrıca şu anda üzerine oturduğun sırada benim sıram. Lütfen git başka yere otur. Rahatımı da bozma. Hadi canım hadi, güle güle. Ay hala duruyor. Ceren. Gel, benim yanım boş. Tuğçe ne oluyor kızım ya? Ceren bizim yanımızda oturamaz. Kızlar ne yapsın, ayakta kaldı kızcağız. Hem yarın öbür gün aynı şey bizim de başımıza gelebilir. Gel canım gel. Gel otur. Çantanı da alayım. İyi misin? Kızım. Neden seni sıradan attın? Ne haber Selim? Ay baksana, birbirlerine ne kadar yakıştılar değil mi? Sanki tencere yuvarlanmış, tamam, kapağını bulmuş. Ne oluyor ya? Canım benim, boş ver. Ne haber Ayşegül? İyidir Selim. Ya bir de şu kaşarlı tost ekmeklerini İtalya tost ekmeğiyle yapsalar çok daha iyi olacağım. Ay bu ne böyle? Yerli yerli. Öf, işletme rezalet mi okulda, rezalet? Öf, çabuk bana müdürü çağırın. Ay, Ceren geliyor. Şimdi kesin buraya oturur. Ayşegül, Ceren hep bizimle oturuyor zaten. Ay hayatım, yalışık işte, yalışık. Ayşegül, sen iyi misin? Ay nasıl iyi olayım Selim, baksana. Güzelim gömleğim mahvoldu. Sinirlerim çok bozuk. Oturabilir miyim Ayşegül? Ay, niye buraya oturuyorsun? Başka oturacak yer mi yok? Ya Ayşegül, ben sana ne yaptım ya? Ceren'cim, gel istersen birlikte oturalım. Hem istersen ben sana tatlı ısmarlayayım. Hadi hayatım gel. Gel, üzme kendini, gel. Oh neyse ki yırttık Selim. Sağ ol. Gel hayatım, gel üzülme. Gel canım benim. Üzülme, gel üzülme. Konuşmuyor benimle ya. Onun da bir problemi vardır, düzelir her şey. Ay, Selim. Sana tatlı ısmarlayayım mı? Aa Berna bak, bu tek gömleği olan kız değil mi? Aramızda para biriktirelim de bir gömlek alalım şuna. Bir de çorap alalım. Eğer o da bir taneyse yakında kokmaya başlar bu sınıfta. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Ayıp ayıp. İnsanların gururunu incitme, ne hakkınız var? Ha? Üzülme hayatım. Ne? Sen bakma bunların ne dediğine hayatım. Önemli olan insanların cüzdanının zenginliği değil, kalbinin temizliğidir. Gel hayatım, gel. Gel. Cüzdanın değil, kalbinin temizliğiymiş. Sen onu dedik. Bak sen, siz kendinizi böyle avutun, ezikler. Ayşegül! Ne haber Ayşegül? Okuldan sonra ne yapıyorsun? Beraber Nişantaşı'na gezmeye gidelim mi? Yok öyle şey. Nereye gideceğinize ben karar veririm. Hadi kızlar, takılın bana. Yaşayın hayatınızı. Ay çekil. Ay. Ayşegül mü bu? Hocam, ne oluyor bunlara ya? Bir bilsem. Oh, yavaş Ayşegül, yavaş. Ne öyle patküt? Kedi seviyorsun kedi. Çivi çakmıyorsun. Ay, beğenmediysen kendin yap. Ne iş?
Kafanı kaldırmıyorsun sihir kitabında. Evet. Bir sürü sihirli gücüm var ama hiçbirini kullanamıyorum. Yazık. Bari biraz işe yarasınlar. Kullan tabii, kullan. Yakışır. Kes tıraşı. İşim gücüm var. Güzel, çok güzel. Aynen, devam. Hiç bozma oğlum Orhan. Yarım kaldığın yerden yeğenin devam edecek galiba. He? Olacaktım. Aha, keşke. Tıpkı eskiden Tuğçe'nin yaptığı gibi. Değişmeden önce tabii. Eskiden okulu Tuğçe mi yönetiyordu? Tabii. Herkes onun gücünden korktuğu için kimse gıkını bile çıkaramıyordu. Müdür Dilaver dahil. Oysa şimdi herkes senden korkuyor. Gerçekten mi? Evet, tabii. Artık güç sende Ayşegül. Evet, güç bende artık. Bu gücü insanlığın yararı için kullanma vakti geldi. İnsanlık dediğimde ben oluyorum tabii. Hayırdır, daldın yine sihir kitabına? Evet, artık okulun yönetimini ele geçirme vakti geldi. Ciddi misin? Evet, artık bazı şeylere el koyma vakti de geldi. İşte fırsat önüne geldi Orhan. Dünyayı ele geçirmene çok az kaldı. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Vallahi çok takdir ediyorum seni Ayşegül. Dünden beri kendine güvenin bayağı arttı. O zaman küçük düşünmemek lazım. Nasıl yani? Yani diyorum, bir okulun yönetimini ele geçirirsen sadece o okula faydan dokunur. Oysa biraz daha büyük düşünürsen... Nasıl büyük? Mesela global, yani küresel. Tesadüfe bak, dünya da küre. Benimle geldiğin için çok teşekkür ederim Tuğçe. O ne demek, senin lafı bile olmaz. Ayşegül'ün o eski tatlı kız olabilmesi için ne gerekirse yapmaya hazırım. Bak, kek bile yaptım. Afiyetle yeriz, tatlı yer tatlı konuşuruz diye. Ben seni çok yanlış tanımışım Tuğçe. Hepimiz hata yapabiliriz Selim. Önemli olan hatalarımızdan ders almak. Bu inanılmaz ya. Vay 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 vay. Sen bayağı ciddi bir çalışma yapmışsın anlaşılan Duman. Yıllarımı verdim ben bu işe Ayşegül, yıllarımı. Ha. Önce okulu, sonra Amerika'yı, sonra Avrupa Birliği'ni, sonra da tüm dünyayı ele geçireceğim.
Peki dünyayı ele geçirdiğimi nasıl anlayacağım? Osman Yağmur Deli'nin hey gidi günlerine çıktığın gün olay bitmiş demektir. Ferit mi? Dilaver mi? Ferit mi? Of, kafam çok karışık. Ama hangisinin olduğuna karar verinceye kadar papatya falı bakmaya devam edeceğim. Selda, bak misafirlerimiz var. Merhaba, ben Selim. Aa, şu meşhur Selim. Hangi meşhur Selim? Yavuz Sultan Selim. Sefere gitmişti de dönerken size uğrarım dedi. Ama çok çok zaman oldu. 500 sene kadar önceydi. Tabii biz o zamanlar gençtik. Yani biz genç bir imparatorluktuk demek istiyorum. Ben en iyisi gidip yemeğe bakayım. Biz Ayşegül'ü merak ettik de bir uğrayalım dedik. İki gündür biraz garip davranıyor. Endişeleniyoruz. Allah Allah. Doğrusunu isterseniz iki gündür biz de pek yüzünü göremiyoruz. Yani okuldan döner dönmez odasına kapanıyor. Gelin çağıralım. Oradan Viyana'ya gidiyorsunuz. Sonra bana Viyana'yı alıyorsunuz. Sonra da bana o şehrin anahtarını getiriyorsunuz. Sucukları da bana getiriyorsunuz. Ayşegül, misafirlerim var. Duman, git oyala şunları. Tamam da kıyafetim müsait değil. Çıkarır şunun üstündekileri. Aman yavaş, gıdıklanırım ben. Ah canım, ne tatlı şey. Duman'dı değil mi adı? Ah. Evet, Duman. Hadi Duman, dışarı. Yok yok, dursun burada. Hem ben kedileri çok severim. Hatta hayatta nefes alan her şeyi çok severim ben. Oh, işte kedi dediğim böyle sevilir. Ah, ah Ayşegül de eskiden beni böyle severdi, şimdi pataküte. Bir dakika ya, ben niye inmiştim aşağı? Ya bu kediler niye bu kadar unutkan oluyor? Çok balık yiyoruz ondan herhalde. Oh, devam et, durma, şey, durma. Ayşegül duymadı galiba. Hadi gelin bakalım o zaman, hadi. Eyvah, yukarı çıkıyorlar, engel olmam lazım. Oh, durma, devam. Siz burada bekleyin, ben onu çağırayım. Hı hı. Her şey tamam. Ayşegül! Melda Hala! Gel. Şimdi Melda Hala, ya ben dünyayı kurtarmaya çalışıyordum. Ayşegül Yıldız. Seni Sihir Düzenleme ve Denetleme Kurulu SDDK adına dünyayı ele geçirmeye teşebbüsten tutukluyorum canım. Ayşegül! Dayısı, eniştesi, kuzenleriyle. Buldular işte. Kıyafetleri biraz garip geldi de bana. Ha, bu maskeli saklambaç. Maskeli balo gibi. Bizim memlekette böyle oynanır da. Hadi canım, hadi fazla vaktim yok. Kuralım mahkemeyi, verelim cezasını. Aa, Ferit. Selda. Ayşegül. Geldi mi yeni mobilyalar? Güzel. Çocuklar, bu Ferit. Ferit, Selda'nın eşi. Ayşegül'ün size hep bahsettiği eniştesi. Memleketten toplamış akrabaları gelmiş. Değil mi Selda? Tabii. Öyle değil mi Ferit'ciğim? Ay, çok naziksin Ferit'ciğim. Çok teşekkür ederim. Yani bu mobilyalar evlilik yıl dönümümüz için inanılmaz bir hediye oldu. Bu lafını unutma Selda'cığım. Çocuklar bahçeye çıkarın isterseniz.
Biz ailecek şu mobilyaları dizelim. Hadi çocuklar. Ya ne oldu bu kıza ya? Yazık. Hadi hadi hadi. Sevdacığım canım. Sana bir şey soracağım. Sor Feriç'cim. Kim bu dilaver? Davayı karara bağlayayım. Sonra senin o dilaverciğini bağlayacağım. Hah. Geç kız. Geç. Hadi canım başlıyoruz. Hemen geçin. Hadi canım. Tempo. Tempo. Bir, iki, bir, iki. Ayşegül, bak Yüce Adaletin ve saygıdeğer jüri üyelerinin huzurunda Orhan dayına özenip dünyayı ele geçirmeyi istemekle suçluyorum. Var mı söyleyeceğin bir şey? Hayır, itiraz ediyorum. Ne? Neler var? Siz şimdi burada biraz oturun. Biz de eşyaları yerleştirip hemen geliyoruz. Hadi. Çok tuhaf ama çok sevimli insanlar değil mi Selim? Tuhaf oldukları kesin. Of of, bütün bunlar Ayşegül'ün başına benim yüzümden geldi. Ben Ayşegül'ümü geri istiyorum. Ama bu Tuğçe de fena değil, yumuşacık elleri var. Of, kafam karıştı. Ayşegül mü yoksa Tuğçe mi? Bir dakika ya. Bunlar ters. Tabii ya, çarpışmış bunlar. O zaman bu iş elinden öper Doman. Var mı başka söz almak isteyen? Ferit, bu seferlik. Yok bu sefer, bu sefer Melda'cığım. Hadi artık, başka sefer. Ayşegül, seni tıpkı Orhan dayın gibi 100 yıl boyunca kedi olmaya mahkum ediyorum. Ne? Durun! Duman, ne var yavrum? Ayşegül suçsuz, basit bir çarpışmanın kurbanı. Asıl suçlu benim. Bak Orhan, bu doğruysa 100 yıl daha kedisin biliyor musun? Hafta çıkacak lan, iyi düşün. Boş duracağım ama biraz işe yarayayım. Hem insanlara yardım etmek benim en sevdiğim şey. Ayşegül! Nasıl merak ettik seni bir bilsen, iyi misin? Ay iyi git. Ne işi var bunun bizim evde? Hadi Serda, iş başa düştü. Sen Ayşegül'ü tut, ben de Tuğçe'yi. Tamam, hazır. Hadi. Bir, iki, üç. Oldu. Ayşegül, iyi misin sen? İyiyim. Hem de çok iyiyim. Ay ne iyi ettiniz de geldiniz, otursanıza. Ben senin evinde oturacağım. Benim iteğim ithalten 180 avro. Senin böyle uyduruk sandalyelerini de kirletemem. Ne işim var benim burada? Şimdi beni gören olacak ya. Bitti. Senden nefret ediyorum Ezin. Ay nasıl başım ağrıdı? Neyse, yine de kendine geldiğine sevindim. Dünden beri çok merak ettik seni. Ya işte akraba ziyareti, hazırlıklar falan. Biraz yordu beni. Çok eğlenceli bir ailen var. Öyledirler. Neyse, ben de artık gideyim. Akrabalarınızı da daha fazla bekletmeyin. 40 yılda bir geliyorlardır. Tamam. İyi günler, çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ayşegül çok hoş çocuk. Aferin sana. Ya Selda hala. Darısı seçimini yapamayanların başına. Beni ararsanız merak etmeyin, papatya falı bakıyor olacağım. Of of. Bana yeter mi? Ferit, dilaver. Ferit, dilaver. Ferit. Ya Melda hala, ben senden çok özür dilerim. Şimdi anlıyorum sihirli güçlere sahip olmamın ne kadar büyük sorumluluklar getirdiğini. Ay düşünsene, ben Ayşegül değil de Tuğçe olsaydım kim bilir dünya nasıl olurdu. Ya da senin başına. Bakınız Duman. Doğru. Duman nerede? Ya benim ona başımı dertten kurtardığı için teşekkür etmem lazım da. Ama aynı zamanda başımı da belaya soktuğu için onu azarlamam gerekli. Duman yukarıda.
Bir 100 sene daha kedi olacağını öğrendi ya, efkar dağıtmaya çalışıyor. O zaman ben bir gidip bakayım. Hadi. Kurşun ata ata biter, yollar gide gide biter. Of of, nerede benim aslan sütüm? Neyse boş ver, inek sütüyle idare edelim. Alış oğlum Duman, alış. Daha 180 sene inek sütüne talim edeceksin. Of of. Mapus yata yata biter, aldırma Duman aldırma.